Kapı parası istiyorlar sanki açılmak için. Merhaba, Allah canını almasın senin. Evet efendim, merhabalar. 400. bölümden kucak dolusu sevgiler, selamlar. 400. bölüm. Yani şu Ademoğlu 400 bölümdür temizlik yapıyor, düşünebiliyor musun? Bir şey diyeceğim, hani konfeti nerede? 400. bölüm, içeri giriyoruz, insan bir konfeti patlatır. Böyle mi karşılanıyorum ben? 400 bölümdür silmediğim tuvalet kalmadı, girmediğim delik kalmadı. Bir konfetiyi layık görmedin değil mi? Ekmek kırdım, başına koydum sana nazar değmesin diye. Gör, 400 bölümdür uğraş, adam sana kıyıp bir konfeti patlatmasın. Ben de çok kırıldım, bir daha gelmeyeyim. 400 bölüm olunca ne oluyor ki? 400 olunca ne oluyor? Adamın belinde 4-5 tane fıtık çıkıyor 400 bölümde. Allah, la ilahe illallah. Adamın derdi yok, benim param. Evet Özge, şaka bir yana. Hafta başından belli güzel yorumlar yaptın. Ben senin adaletsiz yorum yaptığını düşünmüyorum ayrıyeten. Çok teşekkür ederim. Yani çok öyle gereksiz bir yorumların yok. Gayet yerinde yorumlar yaptın. Hayır. Şöyle tarayayım biraz. Kendi başına mı şimşirt alın? Ben Kadir kadar para almıyorum. Bana öyle şeyler yapmayın. Para alıyorum diye ağzıma mı çıkıyorsun? Diyor ki para. Bakın orası doğru. Peki şimdi bir şey diyeceğim. Evet, hazır mısın Özge? Hazırım. Şimdi en önce Sinem senin temizliğini merak ediyor. Evet. Açık ve net. Yani bunu artık tüm Türk halkı öğrendi. Bir haftadır iki kuma gibisiniz bir yanında. Evet. Derdiniz ne bilmiyorum ama sürekli dipte ve birbirinizi irdeliyorsunuz. Şimdi bugün senin temizliğini Sinem sence gereksiz eleştirecek midir? Tabii ki de eleştirecek. Peki hazır mısın? Sadece temizlik konuşalım mı? Hadi bakalım. Gerçekten. Hakikaten yapalım mı bunu? Yapalım ama Sinem'le konuşmuyorum. Sinem Hanım'ı boş verin şimdi. Merak etme, bugün buraya iyilik yere gelip gider zaten. Evet, hazırsan bir mutfağa gezelim. Hadi tamam. Bakalım. Az bir geri gidin siz. Kapılar sararmış, yağlı, lastik eski. Baktığımdan daha kötü bir buzdolabı. Dolabının içi de kötü. Buzdolabını açtığımda gerçekten orası da çok aşırı derecede kötüydü. Hem ön, hem iç, hem kenarlar, arkası falan derken bayağı bir kötüydü. Sarartılar çoktu. Kesinlikle oranın da tertemiz olmasını istiyorum. Evet, mutfak dolapları güzel. Niye güzel? Parlak. Evet. Yağı kiri hemen verir. Bak şanslısın. Evet. Dünkü gibi uğraşma. Çek şuna kulağımı dibine. Kombinin üstü çok kötü, sarıya bak. Evet. Aspiratör yok. Evet, aspiratör yok. Allah'tan yeri kötü. Aspiratör yok. Çamaşır makinesi mutfakta, bu çekilecek. Dolaplarım var. Güzel ama ben beğendim mutfağı. Ben de beğendim. Bana çıksa sevinirdim yani. Mutfak yağlı bir mutfaktı ama dünkü Ebru'nun hatasına düşmezse, daha önceden deterjanla hep başka yerden başlarsa, bekletirse sonuç alacaktır. Bu kız evliymiş, ben bu kızı bekar sanıyorum. Neden? Siz evli misiniz? Niye? Nasıl niye? Ben çok narin bir kadınım. Çok koruma ihtiyacım var. Bedenine bak. Ruhu evet, narin. Ruhum çok narindir. Ama sen doğrusunu yapıyorsun. Bedenin zaten dışarıya karşı biraz şey evet, olmalı. Evet. Ruhun ince olsun. Ruhum çocuk var mı? Hayır, çocuk istemiyorum. Aa! Yani böyle alıp sevmeyi seviyorum. Hele misafirde ben de pişmişler anasını. Aynen öyle. Yani epek eşin istemiyor mu çocuk? O da benden. O zaten ben ne istersem onu istediği için onunla evliyim. Adamı nasıl bağladıysa kendini herif çocuk bile istiyor. Mesela şey, bir şey oluyor, anlatıyorum böyle bir sıkıntım falan. Diyor ki sen haklısın yani diyor. Ben de bazen sinirim, hep mi haklıyım diyorum. Beni neyse, sen beni sallamıyor musun hele başına? Savar gibi, tamam aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Ya ilk başlarda öyle zannediyorum ilişkimizin başında. Hatta hep bana oynuyormuş gibi geliyordu. Burası çok dar, gelin salondan devam edelim. Tamam. Abi çocuk muhabbeti diyor ki, ya ben gel, senin gözün kör olmasın. Kapılar da tutulacak gibi değil, yağ içinde her yeri. Siz ne derseniz eşiniz tamam diyor, öyle mi? He, geç kız geç. Adamı nasıl bağladın anlat. O beni bağladı bence. Şimdi sen ne dersen, adam hiç fikri yok mu? Yani demem aşkım, hiç mi itiraz etmiş, bir şeyde kavga etmiyorsunuz? Bence bu sohbete tuvalette devam edelim. Dur bir konuşalım. Bu tuvalet sohbeti olacak bir konu değil, kutsal bir konu. Heh. Ya haklıyım ama o yüzden bence yani hak veriyor. Tamam da şimdi bir insanoğlu her zaman mı haklı olur? Ya ben de ya da adam senden uğraşmak mı istemiyor ama Özge senin çeneni çekene kadar tamam ne diyorsan olsun. Ya onları da düşünüyorum ama anlattığım şeyler bence de çok haklı. Peki bir şey diyeceğim, bu çocuk mevzusu? Çocuk mevzusu ya çok aynı fikirde ilerliyoruz. Hani birisi önde birisi arkada gitmiyor, çok ortak. Tam birbirinizi yani bulmuşsunuz. Evet, yani hiç mi çocuk istemiyorsun? Ya istiyorum, çocukları çok seviyorum aslında. Ama şu zamanda gördüğüm çocuklar beni çok korkuttu. Belki o yüzden biraz. Ama canım onlar herkesin geni ayrı bir gen yani. Ama şimdi senden de bir şey açık söyleyeyim, içeride sakin sessiz bir çocuk çıkmaz. Beklemeyle pışpışlan dursun. Benim eşim çok sakin. Ben hep diyorum karakteri inşallah ona benzer ama... Çocuk yaramaz olacak korkusuna mı sen çocuk yapmıyorsun? Ya yok biraz böyle kınıyorum ya çocukları başıma gelince. Kınadığın başına gelecek korktu diye çocuk yapmıyor. Gelmiyor. İki arkadaşım vardı. Yani etliden sütlüye kınamadıkları bir tane Ademoğlu kalmadı. Ama çocukları öyle mi uslu öyle mi uslu? Yok merak etme hiç. O konuda korkma yani. Bilmiyorum, korkuyorum yine de. Çok hazır hissettim kaç yani. Kaç tehlike misin?
Daha yeni. Geçen sene Ağustos'ta. He tamam, değişir fikrin, değişir. Daha dur, bir sene olmuş. Daha bir sene bile olmamış. Daha bir sene bile olmamış. Daha erken zaten, az biraz yaşat ama o çocuğu sen gene araya bir sıkıştır. Eşiniz ne yapıyor? Bodyci mi? Yok, o kameraman ama spor da yapıyor. He. Sporcu kişiliği olmazsa olmaz çünkü. Hadi bakalım. Hadi salonumuz. Bence güzel. Dünkü gibi bir salon. Evet. Koltuklar biraz tozlu ve kirli. Bir tane camım var, perdem var. Dünkü'yü bak, bir haftadır yapılan yanlışları gördün artık. Evet. Bugün senden ciddi anlamda güzel bir iş bekliyorum. Salondaki koltuklarda çok uğraşmasına gerek yok ama bir bez vurmasını bekliyorum. Çünkü eski, elinde de kalabilir o koltuklar açıkçası. Koltuklar nasıl? Berbat koltuklar. Ama silinirse koltuklar böyle kadifemsi güzel parlar. Peki ya halı? Halı fırçalanması lazım, halının üstü. Silinecek canım zaten. Temizlik yapmaya geldik. Oturmaya gelmedik ki buraya. Salondaki halı da böyle hani kıllanmalar falan olmuş. İşte tozlar, pislikler. Onun da kesinlikle az da olsa silinip güzel bir şekilde temizlenmesini istiyorum. Özge Hanım, sizi halı silerken görmek isteriz. Kaslı kolların hakkını ver. Sporcu olduğumu söylemese miydim? Söylemesen ne olacak? Vücudun anlaşılıyor üçgen peynir gibi üst kısmın. Ele yalandan dumbbell kaldıracağına vur halıya vur. Sen var ya, evde güzel iş yapıyorsun. Evet, yapıyorum. Peki banyoya gidiyoruz. Kaynanan da beni çok gaza getirdi buraya katılacağımı söyleyince. Ne dedi? Git yaparsın mı dedi? Dedi ki ben sana çok güveniyorum. Onun evi dubleks, çok büyük. Ben her gittiğimde temizlik yapıyorum. Yeni giyinsin. İyilik olsun diye. Ne olsun diye? İyilik olsun diye. Başka bir amacım yok çünkü. Eşim diyor ki artık evlendik, neyi alakalı. Koçan da cidden tam atıyor. Ama yok, çok seviyorum kaynanımı gerçekten. Her gittiğimde böyle isteyerek yapıyorum. O benim temizlik yapışımı, hızımı falan çok beğeniyor. Çok şaşırıyor hatta. Şeyden korkuyorum ama dedi. Orada böyle çok şeyde sesi çıkan insanlar da oluyor dedi. Hani belki seni ezerler falan diye dedi. Seni ezecekler. Hele de kolay bir lokması. Tam da karşına Sinem çıktı. Gel tuvalete gel, gel. Evimizin banyosu küçük ancak dertleri büyük. Uzun zamandır el değmemiş lavabo, kirpas içindeki klozet, pislikten kararmış duşakabin ve sararıp solmuş havalandırma penceresi ilk göze çarpanlar. Bakalım Özge Hanım ve Kadir bu banyoyu nasıl bulacaklar? Dur bakayım. Üf, ne kötü kokuyor kız, kesik kesik. Evet. Ayak kokusu, ıslak çamur. Ben bir şeyler çıkacak diye çok korkuyorum buralardan ama. Sen fareden çok korkuyorsun. Evet. Ay Allah. Yani korku kelimesi çok hafif kalır. Klozetin hali feci valla. Kapat, midem bulandı, kapat. Küvetin içi çok kötü. Duşakabin kötü. Yeni bir ev bir de ya. Duşakabini sadece biraz sabun kalıntıları vardı. Onu da güzelce deterjanlarsa, yıkarsa güzel sonuç alacağını düşünüyorum. Özge hazır mısın? Uzun lafı kısa. Hemen temizliğe gidelim. Hazırım, evet. Ben nereden başlayacağız? Salondan baş. Nereden? Salondan başlayalım. Salondan başlayalım. İyi bir planlama yapıyorsun. Mutfağa bir şey sıkacak mısın? Yok. Sıkacağım. Sıkacaksın. Tabii. Peki. O zaman ne yapıyoruz? Haftanın son gününde 10 bin lira öncesinde hemen gidip deterjanlarımızı alıyoruz. Ve temizliğimize başlıyoruz. Haydi efendim, unutmayın. Başlasın. 400. evi temizliyoruz. Yürü, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.